Hocam. Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Ehlül kibriyâi vel azame ve muntehel ceberuti vel izze. وولي الغيث والرحمة وملك الدنيا والآخرة رب الأرباب ومسبب الأسباب وإله الآلهة وجبار الجبابرة مبدي الخفيات ومعلن السرائر المكنونات عظيم الملكوت شديد الجبروت لطيف لما يشاء الله أكبر قبل كل شيء وآخرة لا إله إلا هو خشعت له القلوب لا يقضي في الأمور سبا ولا يدبر مقاديرها غيره ولا يتم شيء دونه القادر الحليم اللطيف الكريم سبحانه جل وعلا ما أعظم شأنه وأشد جبروته يسبح الخلق كلهم له ويتقون منه ويتضرعون له أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم أول كل شيء وآخره وخالق الخلق ورازقه فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع وأنت على كل شيء قدير صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم إني أدعوك وأعوذ بك من الفقر وتشتت الأمر ومن شر ما يحدث في الليل والنهار اللهم اجعلني من عتقائك وطلقائك النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين أعراف سورة 103. ayet. Onlardan sonra Musa'yı ayetlerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen yetkililerine gönderdik. Onlar ayetlerimize haksızlık ettiler. Ettiler de bak o müfsitlerin akıbeti nice oldu. Açıklama. Melek. Aynı görüş ve maksatla bir araya gelip şekil ve görünüşleri, kıymet ve önemleriyle göz dolduran heyet. Mesela bir dernek, bir kabine, bir parlamento, bir ordunun bütünü adına söz söylemeye yetkili kişilerin teşkil ettikleri heyet. Firavun'un bu danışma meclisine hitaben ne buyurursunuz demesinden bunların yönetimde önemli yerlerinin olduğu anlaşılıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Araf suresinin 103. ayeti üstünde duruyoruz. Sümme ba'atne min ba'dihim Musa bi ayetine. Ayetin bu bölümü üstünde durduk. Sonra onlardan sonra daha önceki zikredilen peygamberlerden sonra ayetlerle, ayetlerimizle yani mucizelerimizle biz Musa'yı gönderdik. Kime? İle Firavun'a ve meleihi. Firavun ve onun topluluğuna, beraber hareket ettiği, çalıştığı topluluğuna manasına da gelebilir. Burada Musa dendiği zaman akla Firavun gelir.
Eski Mısır dilinde firavun büyük ev demekti. Yani büyük ev, sarayı olan, köşkü olan, saray sahibi, köşk sahibi demek firavun. Bu oldukça dikkat çekicidir. Evet, eski Mısır dilinde Kıptice'de büyük ev manasında a gibi bir kelimeden geliyor firavun. Sonra İbranice'de ve Süryanice'den de Arapçaya geçtiği rivayet edilir. Firavun kelimesi milattan önce 1377'lerde büyük ev manasından çıkmış, kral, idareci manasında kullanılmış. Eski Mısır inancında Firavun hem kral hem de Tanrı'nın oğlu manasında kullanılmış. Zamanla krallığı unutulmuş, Tanrı'nın oğlu olduğu unutulmuş Tanrı. Onun için Hz. Musa Aleyhisselam'ın dönemindeki Firavun "Ena Rabbükümül Eala" dedi. Nazia suresinde geçer bu ayettir. Ben sizin en yüce Rabbinizim. Burada Rab kelimesi üstünde azıcık durmak lazım. Ben sizin en yüce ilahınızım, Allah'ınızım demedi. Rabbinizim. Rab burada terbiye eden, o da kanunlarla olur. Hz. Musa aleyhisselam Allah'tan kanunlar getiriyordu, yasaklar, emirler ve ilahi kanunlarla insanları terbiye ediyordu, etmek istiyordu. Firavun Hz. Musa'yı reddettiği için onun getirdiği mesajları da reddederek, hayır, benim karihamdan çıkarttığım, benim melem, yani o meleleri tarafından çıkartılan kanunlarla terbiye olacaksınız, fiili bir icraattı bu manasında Rablik iddia etmesi de böyledir. Günümüzdeki KHK'lar tam buna tekabül etmektedir aslında. Benim kafamdan, ki bu Firavun'dan bir kademe daha yukarıda oluyor. Çünkü Firavun'un melesi vardı. Yani bir heyeti vardı. Bunun heyeti de yok. Aklına ne esti, ne geldi öyle ifade eder. Kanun vaz ediyor. Eski Ahit'te, yani Tevrat'ta Firavun kelimesi 39 defa geçmiş. Geçmesine karşılık Kur'an-ı Kerim'de ise Firavun kelimesi 74 defa geçmektedir. Demek ki Tevrat'ın Firavun'u ele almasından daha fazla bir kelime ile Kur'an-ı Kerim Firavun meselesini ele almış, 74 defa tekrar etmiş bunu. Ve bu Firavun'un 74 defa tekrarı da sadece Hz. Musa Aleyhisselam dönemindeki Firavun için kullanılmıştır. Halbuki Mısır'a gönderilen peygamberlerin, estağfurullah, Mısır'a gönderilen veya Mısır'da yaşayan diyelim, Mısır'da yaşayan firavunların sayısı 163 tanedir tarihte. Daha sonra gelenleri de Enver Sedat'ı, Hüsnü Namübareki, Cemal Abdülnasır'ı da sayacak olursanız sayı oldukça çoğalır. Bu da benim hep eskiden beri dikkatimi çekerdi. Mısır'a 163 firavun gönderilmiş. Kıptiler içerisinden bu. Beni İsrail'den değildir. Firavunlar Hz. Musa soyundan, Yakup soyundan değildir. Ve 163. anayasanın eskiden 163. maddesi de boynumuza bir kement olarak geçmişte Özal kaldırdı onu. 163, 163 oluyor yani neticede. Yahudi kaynaklarında İsrail oğullarına zulmeden firavunlar olarak birinci Seti, onun oğlu ikinci Ramses ve ikinci Ramses'in oğlu Meneptah ve tekrar tek tek böyle firavunların isimleri
Bu sahayı anlatan kitaplarda da anlatılmıştır. Bu firavunlar içerisinde inanmış sadece bir tanesi vardır. Hazreti Yusuf Aleyhisselam dönemindeki o kral, o firavun, onun adı Reyyan bin Velid'dir. Reyyan bin Velid Hazreti Yusuf'a inanmış. Hazreti Yusuf nasıl irşat etti? Nasıl iffetiyle bir güven telkin etti ki devrin firavunu bile sonuçta Hazreti Yusuf'a iman etmiş. Reyyan bin Velid Kıptilerden. Hazreti Yusuf ise işte Beni İsrail oluyor. Beni Yakup olarak o inanmış yani Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a inanmıştır. Firavun Kur'an-ı Kerim'de 74 yerde daha çok Hazreti Musa Aleyhisselam döneminde yaşayan firavun için anlatılmıştır dedim. Özellikleri büyüklük taslayan, böbürlenen, ilahlık iddiasında bulunacak kadar kendini beğenen, Musa'nın tanrısına ulaşmak için kuleler yaptıracak kadar taşkınlık gösteren ahmak demek aynı zamanda. Ya hemen bir kule yap da ben semavata çıkayım bakalım Musa'nın iddia ettiği gibi bir ilah var mı? Ya hemen nübnüli sarhan lealli ebluğul esbab esbabe semavati feattali'a ila ilahi Musa fe inni le ezunnuhu kezibe. Hoca Efendi bunu eskiden anlatırken o tevhid vaazlarında Manisa'da 74'te işte Rusya'da Gagarin işte şeye biniyor gökyüzünün dünyanın etrafında bir dolaşıyor dolaşmıyor neyse yeryüzüne indiği zaman diyor ki Gagarin ben dünyanın etrafında dolaştım öyle Allah diye birisini görmedim. O zavallı zannediyor ki bir yerde böyle bir köşk var böyle bir taht var. Onun üstüne oturan bir Allah, Allah'ı öyle tasavvur ettiği için Firavun'la aynı mantık. Komünizmin, o zamanki ateizmin Allah anlayışı ile Firavun'un Allah anlayışı aynı mantık. Ve Firavun'un en büyük özelliği halkını küçümsemesi, zayıfları ezmesi, gerçeklere sırt çevirmesi ve böylece İnsanların başının belası olması, adam öldürmesi vesaire. Kur'an-ı Kerim'de Eshab-ı Musa tabiri geçer. Efendimizin de eshabı var. Ama mele tabiri daha çok Firavun'la alakalı geçer. Mele. Çevresi, firavunlar kendilerine güvenmedikleri için korktuklarından dolayı daha doğrusu yani firavunlar korkak olur. Onun için bir melesi var. Yani çevresi, grubu, kendini koruyan kimseler vardır. Kur'an-ı Kerim'de ayetleri de aldım buraya ama onları tay ediyorum firavunla alakalı. Hadislerde de firavun geçiyor. Eşi Asiye, üstün bir kadın, sonra Hazreti Musa'ya iman etmiş bir kadın. Ne enteresan bir şeydir. Hazreti Nuh'un hanımı kafire, haine, Hazreti Lut'un hanımı kafire, haine, peygamber hanımı, fakat Firavun'un hanımı Asiye, mümine. Ve Hazreti Musa'ya sahip çıkmış. Evet. Tarih ve tefsir kitaplarında bir de Kısas-ı Enbiya kitaplarında Hazreti Musa dönemi Firavun'u ile ilgili çok rivayetler vardır. Bu rivayetlere göre Firavun Amalika kralının ünvanıdır. Hadislerde Amalika kabilesi, Amalika, Amalika değil. Hazreti Yusuf zamanında yaşayan Firavun'un adı Reyyan bin Velid. O iman etmiş söyledim. Salebi'de geçiyor. Reyyan'dan sonra gelen Kabus bin Mus'ab isminde bir Firavun gelmiş.
Hazreti Yusuf hayatta iken, fakat o iman etmemiş. Yani Hazreti Yusuf o dönemde vefat etmiştir. Bu kabus bin diye ifade ettiğim Kabus bin Velid, Kabus bin Mus'ab diye ifade ettiğim şey, bugün İslam dünyasındaki firavunların çoğunun adı da Kabus'tur veya Kabus. Kabus diyelim. Yemen'e gitmiştim. Yemen'den şeye geçtim. Yukarıdaki Oman'a. Oman'daki devlet başkanının adı da Kabus'tu. Camiler yaptırmış ama firavun bir adam. Hırsız. Zaten şimdi alındı o herhalde. Kur'an-ı Kerim'de bu mevzular genişçe anlatılır. Burada önemli olan mesele şudur. Hazreti Musa Aleyhisselam dönemindeki firavunlardan bir tanesi denizde boğuldu ve öldü. Ayetle sabit olan bu mesele Yunus Suresi 90. ayet. Tam öleceği zamanda ben iman ettim dedi. Bu iman makbul mü değil mi? Yani Firavun öbür aleme imanlı mı gitmiştir, imansız mı? Bununla alakalı bir hayli münakaşa olmuş. Ama genel kanaat Firavun'un öleceği anda, sekerat anında iman ettim dediği, o imanın makbul olmadığı hususudur. Üstad Hazretleri bunu hem 25. sözde hem de müstakil yazdığı bir risalede beyan etmiş. Kur'an-ı Kerim'de Yunus suresinde bir ayet. Ayeti Üstad 25. sözde aktarmış. Evet. İman ettim kelimesine hürmeten biz de senin cesedine necat vereceğiz. Fel yevme nunecike bi bedenike litekune limen halfeke ayet. Ta arkadan gelenlere ibret olsun diye senin cesedine bir kurtuluş vereceğiz ayet. Üstad bu ayete dayanarak Firavun imansız ölmüştür. Ama o kadarcık yalancı bir iman ettim kelimesine bile Allah değer veriyor. Ve onun cesedini koruyacak. Ve Kızıldeniz'de boğulan düşen bir ceset. Allah onu korumuş, balık yutmuş korumuş olabilir. Krekerlerin arasında Allah onu muhafaza etmiş olabilir, ele edebilir. 1881 senesi tabirini Üstad gizli yazdığı risalede vermiş. Muhammed Hamdullah'ın da İslam Peygamberi kitabında bu tarihi verdiğini biliyoruz. Kızıldeniz'de sahilde bir ceset bulunduğunu ifade eder. İkinci Ramses, işte Firavun'un cesedi o. Ve sonra şimdi o ceset, ben de gittim gördüm İngiltere'de British Müzesi'nde. Çok gariban bir şekilde hala muhafaza ediliyor. Firavun cesedi. Üstad bunu anlatırken diyor ki güya tenasüf fikrine binaen denizin dalgaları içinde 1881 geçen asrın sahiline vuran bir ceset, bir de tenasüf inancına binaen asırlar dalgalarında ruhu devredip gelmiş bir cesetle bütünleşmiş ve bir firavun daha yeryüzüne arz-ı endam etmiştir şeklinde anlatıyor. Firavun'un imanı ölürken iman makbul olmadığı için makbul değildir. Şimdi ayet-i kerimede geçen ve mele'ihi tabirine gelince bunu da araştırdım. Suat Hocam birazcık açıklama yapmış. Mele kelimesi. Peygamberlere karşı çıkan gruplardan bazılarını ifade etmek için kullanılmıştır. Kur'an'da bir tabirdir bu. Ve Kur'an-ı Kerim'de 30 yerde geçiyor mele. Onun için bizim melemiz olmaz. Menfaat perest demek bunlar. Madde perest demek. Peygambere, hakka, hakikate, kitaba, imana karşı çıkan dinsizliği dava edinmiş olan o heyete mele denir. Bizde ise eshab vardır. Arkadaşlar, kardeşler vardır. Onun için mele tabiri tekrar ediyorum. Kur'an-ı Kerim'de 30 yerde geçiyor.
Özellikle peygamber kıssalarında geçiyor. Peygamberlerin karşısındaki firavunların arkadaşları olarak bu tabir geçiyor. Peygamberlere karşı çıkan gruplardan bazılarını ifade etmek için kullanılan bir tabir. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın Hüdhüdü Sebe ülkesine gidince oradaki Belkıs'ın da melike diyor Kur'an-ı Kerim etrafındakilerine mele tabirini kullanmıştır. Melesiyle istişare etti Belkıs. Mele kelimesi sözlükte dolmak, doldurmak, yardım etmek, danışmak gibi danışmanları da diyebiliriz manalarına geliyor. Mel kökünden türemiş mele kelimesi. Bir görüş ve bir inanç etrafında bir araya gelen topluluk, toplumun ileri gelenleri, seçkin, fikir danışılan ve görüşlere alınan kimseler olarak Ragıp el-İsfahani müfredatında bunu böyle tarif etmiş. Burada bir inceliğe girmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de melek kelimesi yerinde kullanılan başka tabirler de vardır. Mesela bunlardan bir tanesi mütref. Refah yüzünden şımarıp azmış demek mütref. İsra suresi 16. ayet. İnnel mübezzirine kânû ihvân. Ve izâ eradnâ en nuhlike karyeten emernâ mütrafîhe. Biz bir kavmi helak etmek istediğimiz zaman onun öncüleri yani mele heyetini israfa emrederiz. İsraf yaptırırız. Mele Firavun'un etrafındaki veya idarecilerin kendisi ve etrafındakiler israfa başladı ise bil ki Allah o kavmi ve o topluluğu helak etmek istemiştir. Mütref kelimesi geçiyor. İşte az önce anlattığım yerde. Bu mele kelimesi yerinde Kur'an-ı Kerim'de bir de Saadat ve Kübera kelimesi. Saadetene ve Küberaene. Ahzab 67. Öbür alemde hesabı bitmiş, cehenneme gidecek kimseler diyecekler ki Ya Rabbi Saadatımıza iki türlü iki kat azap ver. Kübera, büyükler yani öndekiler. Onları iki kat azap et. Çünkü onlar bize kötü örnek oldular ve onlarla beraber bugün cehenneme ama onlar cehenneme gidip de bizim çektiğimiz azabı çekerse olmaz. Onlar sebebiyet verdi, iki kat ver. Saadat ve Kübera kelimesi de Kur'an-ı Kerim'de mele kelimesi yerinde geçiyor. Ve bir de Kur'an-ı Kerim'de mele kelimesi melekler için yüce alemler olarak da kullanılmış. Müsbet manada kullanılmış. El meleül ala, yüce topluluk ifadesi. Saffat 8, saat 69'da melekler alemi olarak da kullanılmıştır. Bu mevzuyu da çok detaylı olarak ele almışlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Mekkeli müşriklerin heyetine yani Ebu Cehil'e, Utbe'ye, Şeybe'ye, Ukbe bin Ebu Muayta, Ümeyye bin Halef'e Mekkeli meleler kabul etmiş. Efendimiz şöyle buyuruyor. Ey Allah'ım, Kureyş'ten olan bu topluluğun mele diyor hadiste de yaptıklarını sana arz ediyorum. Ebu Cehil bin Hişam'ı Utbe bin Rebia'yı, Şeybe bin Rebia'yı, Ukbe bin Muayt'ı, Ümeyye bin Halef'i sana havale ediyorum diyerek onlar için hem melek kelimesini kullanmış hem de onlara böyle bir bedduadır bu. Allah'ım onları sana havale ediyorum tabirini kullanmış. Biz de bugün Türkiye'deki firavun ve meleler için herhalde Efendimiz Aleyhisselam gibi Ya Rabbi onları sana havale ediyorum dememiz daha yerinde ve daha isabetli olacaktır. Lanetin en hafif şeklidir bu. Ama zalime lanet caizdir. Felaletullahi ala zalimin ayeti Allah zalimlere lanet etsin diye Allah kendisi lanet ediyor.
ve bunu bize ifade ediyor. Firavun ve Mele hakkında, Mele iş taksimi yapmıştır. İnşaatı takip edenler, mevzuatı takip edenler vesaire. Hazreti Musa dönemindeki Firavun'un meleleri, Karun var mesela, Haman var mesela. Haman inşaat işleriyle meşgul. Bugünkü beşli çeteye denk geliyor aslında. Vesaire. Yani daha detaylandırabilirdim ama vaktim yok yani. O kadar ki şimdi fezalemu bihe ayet devam ediyor. Sümme ba'atna min ba'dihim Musa bi ayetine ila firavune ve meleihi. Bunları okuduk. Ama fezalemu bihe, onlar ayetlerimize haksızlık ettiler. Yani Hazreti Musa Aleyhisselam'a ve onun getirdiği mucizelere haksızlık ettiler. Peygamber'e, peygamberin getirdiği emirlere baş kaldırdılar. Bunların tafsilatı 104. ayetten itibaren gelecek. Ve Cenab-ı Hak burada diyor ki, bir ses geliyor bir yerden. Bir ses geliyor, böyle bu seslerinizi kapatamıyor musunuz? Allah Allah. Arkadaşlar sesleri kapatırsanız mutlu olacağız. Kayda geçiyor. Hanım yazan şahıstan geliyordu, kapattılar galiba. Tamam, iyi. Teşekkür ediyorum. Şimdi ayetin sonunda fenzur keyfe kâne akibetül müfsidin tabiri var. Bakınız. Baksınlar, bakınız. Müfsitlerin akıbeti nasıl olduğuna bir baksınlar. Müfsitlerin akıbeti. Şimdi daha Musa Aleyhisselam'ın kıssasına girerken Firavun'un kıssasıyla beraber müfsitlerin akıbetinin nasıl olduğuna bir bakın diyerek başlaması da belli ki Musa Aleyhisselam karşısındaki Firavun ve melesinin isyanları olacak, baş kaldırıları olacak ve onlar helak olacaklar demektir ki zaten ileriye doğru okuduğumuz zaman da anlaşılıyor ki gerçekten helak oldular. Ama bir de fenzur, baksınlar demek, bakınız demek. Daha önceki peygamberlere de burada atıf var. Hazreti Nuh'un kavmi de baş kaldırdı, helak oldu. Hazreti Hud'un kavmi, Hazreti Hud'a baş kaldırdı, helak oldu. Gördünüz bunları. Hazreti Lut'un kavmi baş kaldırdı, helak oldu. Hazreti Şuayb'in kavmi baş kaldırdı, helak oldu. Hazreti Salih'in kavmi baş kaldırdı, helak oldu. Fenzur hem geçmişteki helak olanlara hem de bundan sonraki Hazreti Musa kavminin de Hazreti Musa'ya dinlemedikleri için helak olacaklarına bir çağrışım yapıyor. Ve Kur'an-ı Kerim bu mevzuda ısrarla yeryüzünde gezip dolaşın. Bakın tekzip eden kavimlerin akıbeti nasıl olmuş, bunu daha önce anlatmıştım. Ayet ona da dikkat çekiyor. Ama burada akıbetül kafirin demiyor. Akıbetül müşrikin, münafikin demiyor. Müfsidin kelimesini kullanıyor. Firavun ve melesiyle alakalı Firavun ahlakı olarak burada Cenab-ı Hakk'ın müfsit kelimesini kullanması oldukça manidardır. Müfsit kelimesi üstünde biraz durmak istiyorum. Bir ibadetin veya hukuki işlemin vasıf ve şartlarındaki eksiklik ve bozukluk sebebiyle hükümsüz olması. Buna fıkıh terimiyle müfsit denir. Daha önce ibadet sağlamdı, iyi gidiyordu. Hukuk, adalet sağlamdı, iyi gidiyordu. Onların şartlarından bazılarını eksilttiler, yok ettiler, tahrip ettiler. Ve böylece o ibadet, ibadet olmaktan çıktı. Artık ibadet çizgisinden çıktı. Hukuk dışına çıktı, adalet çizgisine çıktı. Hukuk ve adaletin dışına çıkılması demek zulüm demektir ki 103'ün biraz az gerisine gelin, fezalemu bihe ile müfsit kelimesinin yan yana kullanılması da ayette oldukça manidardır. Bu tefsir açısından çok önemli.
müfsidin ile az geride fezalemu bihe. Demek ki müfsitlik aynı zamanda zalimliktir. Böylece Hazreti Musa Aleyhisselam'ın anlattıkları cemiyette hakim oluyor ama Firavun onların bazı şartlarını eksik ediyor. Hukuki işlemleri eksik ediyor veya ibadetlerin bazı maddeleri ilga oluyor ve böylece müfsitlikle zalimlik meydana gelmiş oluyor. Değerli kardeşlerim, bu fesat kelimesinden gelen, fesede kelimesinden gelen müfsidin ismi fail ve çoğulu fesatçılar demek. Kur'an-ı Kerim'de fesat kelimesi 50 ayette geçiyor. 50 defa tekrar edilmiş. Fesat, bir şeyin önce düzgün, düzenli ve yararlı iken sonradan bu vasıflarını kaybederek değişmesi ve bozulması demektir. Onun için bu fesat müminler için de bizler için de geçerlidir. Biz salih bir cemaat olarak hizmette prensiplere uygun, hakta hukukta prensiplere uygun, ibadetin şartlarına uygun yaparken zamanla bazı şartları eksiltmemiz, bazı hukuk ve adalet prensiplerini değiştirmemiz bizi de müfsit yapar ki öbür alemde hem dünyada felaketimize hem de ahirette ebedi felaketimize sebebiyet verebilir. Efendimiz Aleyhisselam'a sormuş sahabi, ya Resulallah müfsit kimdir? Bir yerde müflis kimdir var, o ayrı. Bu müfsit, Efendimiz ibadetin bozulması, geçersiz olması demektir. İbadetin bütün şartları eksik olursa, hukukun bütün şartları olursa ona batıl deniyor. Bazı şartları var ama bazı maddeleri eksik olursa ona da müfsit deniyor. Namazın müfsitleri diye geçer mesela. Namazın hiçbirini yapmazsak o batıl olur. Onun için batılla müfsit arasındaki farkı da bu şekilde bilmek gerekiyor. Müfsit kelimesinin veya fesat kelimesinin zıttı ise salahtır. Salah zıttı fesat olarak ifade ediliyor. Bu hayatın bütün noktalarına bakan bir kelimedir. Mesela can, beden ve istikametten ayrılan her şey için. Zat ve eşya hakkında kullanılabildiği gibi fesat kelimesi din hakkında da kullanılabilir ki din hususundaki fesat çoğunlukla isyan veya küfür ile olur. İbadetlerde fesatlar vardır, akitlerde fesatlar vardır. Şehadette yani şahitlikte fesatlar vardır. Şöyle doğru söylüyor ama bir kısmında yanlış söylüyorsa şahitlikte o da fesat içerisinde demektir. Bir davada, bir mahkemede dinlenilebilmesi için gerekli şartları taşımıyorsa fasit dava deniyor ona. Sözde fesat vardır, fasit söz vardır, fasit fiil vardır. Yani istikametimizi ifade eden bütün şartların içerisinde bu vardır. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 11. ayette geçer. Mesela biz ıslah edicileriz. Var ya münafıkların vasfı olarak. Enbiya suresi 22. ayette. Rum suresi 41, Mü'min 71. Mesela Kıtel'de fesadı anlatan Firavun milletinin ileri gelenleri Musa ve kavmini seni ve tanrılarını terk ederek yeryüzünde fesat çıkarsınlar diye mi, yani Mısır ehlini öldürsünler diye mi terk ediyorsun ayeti. Araf 127, Kehf 94, Mü'min 26. Harap olma manasında da kullanılıyor. Küfür manasında ve bir de fesat kelimesi değerli arkadaşlar sihir manasında da kullanılıyor. Buradaki fesat kelimesinin fenzur keyfe kâne akibetül müfsidin, yani müfsitlerin akıbetine bir baksın demek, sihircilerin, sihirbazların, sihir yapanların akıbeti manasında da var. Yunus suresi 81. ayette geçiyor bu. Sihirbazlar sihirlerini göstermeye başlayınca Musa onlara sizin bu yaptığınız sihirdir. Allah onu boşa çıkartacaktır.
Çünkü Allah müfsitleri sevmez diyor. Demek ki sihirbazlık da bir müfsitliktir. Ne kadar böyle cinci, oca, sihirbazlık, büyü yapanı varsa hepsi bunların müfsittir ve küfre denktir. Bunlar akıbetleri kötüdür yani. Firuzabadi de dünyayı ahirete tercih etmenin de bir ifsat olduğunu anlatan bir ayete dayanmış bu. Kasas suresi 83. ayet. Tilke darul ahiretu nec'aluha lillezine la yuriduna uluven fil ard ve la fesade vel akibetu lil muttakin. Burada ve la fesade ayetinin dünyayı öbür aleme tercihle de alakası var ki bu noktasıyla bizim hepimizin de bir ifsatla alakası var denebilir. Allah'a sığınırız bundan. Hadis-i şeriflerde de fesat kelimesi çok geçiyor. Üstünde genişçe durabiliriz. Ve bir de Kur'an-ı Kerim'de bunu da ifade edeyim. Sonra tamamlayacağız. Yufsidûne fil ard tabiri çok geçer. Arzda fesat çıkartıyorlar. Yufsidûne fil ard, müfsidûne fil ard. Mesela Yeçüc ve Meçüc'ün yufsidûne fil ard. Arzda fesat çıkartma. Arzda fesat. Yani kişinin fesadı ayrı, arzda fesat ayrı. Acaba bu arzda fesat çıkartma ne manaya gelir? Kısaca onu da buraya ilave etmek istiyorum. Yeçüş ve Meçüş için başka şekillerde de kullanılan arzda fesat. Burada fi harfi ceri kullanılmıştır. Fil art. Fi içinde demektir. Arzın içinde fesat. Halbuki fesat arzın üstünde çıkar. Arzın üstündeki fesatçıların arzın içinde diye tabir edilmesi bir, arzın üstünde fesat çıkartırlar. Gayretullah'a dokunur. Arzın altı galayağına gelir. Lavlar gibi, deprem gibi. Böylece arzın üstündeki fesat arzın altındaki fesatlara sebebiyet verir manasına. İki, yerin altında fesat şebekeleri kurma. Yeraltı örgütleri. İster yeraltı örgütleri resmen bilinmez, isterse yeri kazarak altında dağdaki mağaralar gibi örgütler kurmaları manasında olur. Bu da çok önemli. Abdullah İbni Abbas bu mevzuda yeryüzünde fesat çıkartmak, yeryüzündeki insanların sulh ve sükunlerini bertaraf etmek, yok etmek manasında. Yani birisi bir bomba atıyor. Mesela şimdiki bu Sadat gibi veya öyle korkunç şeyler yapıyor ki bütün millet korkuyor yani. Bütün milletin huzuru, sükunu, ne zaman nerede bir bomba patlayacak, nerede kim onu öldürecek belli değil. Bir de bu manalarda var. Bir de fitneyi körükleyenlere karşı da sessiz kalanların da fitneci olduğu ve fesatçı olduğu şeklinde meseleyi ele almış ve bu mevzuda ayet-i kerimeler de vardır. Evet, bugün birazcık zorlandık. Siz de zorlandınız, farkındayım, ama 5 peygamberin kısaca anlatılmasından sonra gelecek Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Firavun ve melesine karşı diğer peygamberlerden meleden bahsedilmedi. Mesela Şuayb'ın melesi, Salih'in, Nuh'un melesi denmedi ama burada Firavun'un melesinden. Çünkü Hazreti Musa organize bir Firavun örgütüne karşı aynı zamanda gelen, gönderilen bir peygamber. Bunları anlattıktan sonra şimdi 104. ayette Musa Aleyhisselam geldi. İlk defa ne dedi? Çünkü diğer peygamberler şöyle demişlerdi. Kale ya kavmi ibudullaha ma lekum min ilahin gayruh demişlerdi. Yani ey kavmim, eşi menende olmayan bir Allah'a ibadet etmez misiniz? Kulluk yapmaz mısınız ve ondan korkmuyor musunuz demişlerdi. Ama Hazreti Musa ise
İnni Rasulüm min Rabbil Alemin ile tebliğine başlaması, diğer peygamberlerin o tebliğ, ilk tebliğ cümleleriyle Hazreti Musa'nın bu tebliğ cümlesi arasındaki çok önemli bariz farklar var. Artık bundan sonra ayet okuyup kısa izah ederek gelecek hafta çok daha epey, yani şu iki haftadan beri gidemediğimiz, böyle epey ilerlere doğru gidemediğimiz yeri inşallah gelecek hafta kazasını yapacağız. Süratleneceğiz. Min Rabbil Alemin ile Hazreti Musa neyi kastetmiştir? Firavun ve melesine karşı. Oradan başlayacağız ve devam edip gideceğiz. Şimdi önemli olan Firavun'un vasıfları, Firavun'un amelleri, Firavun'un yaptıkları, günümüzdeki Firavunları tanıyabilmenin de yolu budur. Gelecek ayetlerde bunlar böylece şerh edilmiş olacaktır. Cenab-ı Hak kendi kelamından muradı ne ise, bu ayetlerden Allah hangi manaları bize anlatmak istiyor, muradi ilahiyesi ne ise, onları anlamaya, kavramaya, idrak etmeye, ruhumuza, kalbimize zerk etmeye muvaffak kılsın ve sonra ona göre hayatımızı şekillendirip hem de hayatımızın sonuna kadar, son nefesimize kadar yaşamaya muvaffak kılsın. Amin. Bi hurmeti seyyidil murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.